Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu possessive article, yani aidiyetle alakalı, benim, senin, onun derken arkadaşlar. Bunları şimdi ayrıntılı şekilde görüyor olacağız. Daha önceden sizlerle possessive article'leri nominatif olarak görmüştük. Bu dersimizde nominatifi, akuzatifi ve datifi aynı anda görüyor olacağız. Dolayısıyla arasındaki bu farklılıkları da bariz bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Dilerseniz öncelikle bir nominatifle başlayalım. Nominatif, yani yalın haldeki posesifliğe baktığımızda arkadaşlar, posesifliği şöyle bir hatırlayacak olursak neydi? Benim derken mein, senin, dein, öyle değil mi? Sein şeklinde gidiyordu. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar ilgili dersi mutlaka izlesinler. Şimdi buraya baktığımızda nominatifi arkadaşlar, das ist, en bariz fiilimiz neydi arkadaşlar? Nominatif için sind de, öyle değil mi? Ya sein, ist ya da sind şeklinde çekimleniyordu. Tekilde ve çoğullarda. Şimdi ben diyecek olursam ki bu benim dedem. Ne diyordum arkadaşlar? Das ist mein Opa. Evet, mavi neyi sembolize ediyordu? Der artikelini sembolize ediyordu. Dolayısıyla de olunca ne oluyormuş demek ki? Das ist mein Opa. Zaten bunu görmüştük. Yeşil neyi sembolize ediyordu? Das'ı. Dolayısıyla das baby, bu benim bu benim bebeğim diyeceğim. Ne diyeceğim o zaman? Das ist mein baby. Çünkü das baby ne olmuş arkadaşlar? Benim derken mein baby şeklinde olmuş. Die Tante, teyze, yenge, hala demekti. Ve die'nin rengi neydi arkadaşlar? Kırmızıydı. Benim teyzem diyecek olursam ne diyeceğim demek ki cümle içerisinde? Das ist meine Tante diyeceğim. Die Neffen, die neydi arkadaşlar? Sarıyla işaretlendiğinde ve çoğul olduğunda demek ki bu sarıyla işaretleniyordu. Die Neffen arkadaşlar, yeğenler demek. Burada çoğul durumu söz konusu olduğu için ne olacak bu sefer? Das sind meine Neffen. Bunlar benim yeğenlerim demiş oluyorum. Nominatifi zaten dediğim gibi daha önceden görmüştük. Şimdi akusatifle kıyaslandığında ne olacak? Akusatiflik neydi arkadaşlar? Akusatiflik ismin iyi haliydi. Akusatif dersinde bunu ayrıntılı şekilde görmüştük. Ne oluyordu arkadaşlar? Der, deine dönüşüyordu. Diğer artikeller, die ve daslar aynı şekilde kalıyordu, öyle değil mi? Dolayısıyla der Opa ne olacak arkadaşlar? Dein Opa. Dolayısıyla ben bunu akusatif yapmak istediğimde ne olacak? Ve posesifliği de eklediğimde meinen Opa diyeceğim. Şimdi ben akusatiflik konusunda hatırlayacak olursak ne demiştik? Belli başlı fiiller vardı akusatifliği gerektiren. Bunu izlememiş olan arkadaşlar mutlaka akusatif dersini mutlaka izlesinler arkadaşlar. Burada ben ne demiştim? Suchen, finden, essen, trinken gibi ismin iyi halini gerektiren fiiller ne yapıyordu? Akusatiflik alıyordu. Şimdi bu örnek cümleye baktığımızda sehen görmek demek. Dolayısıyla siehst du meinen Opa, dedemi görüyor musun derken ne yapıyorum arkadaşlar? Akusatif yapmış oluyorum. Posesifliği de eklediğimde ne olacak bu? Meinen Opa, dedemi görüyor musun derken ne olacak bu arkadaşlar? Siehst du meinen Opa diyeceğim. Das baby için arkadaşlar yeşil neydi? Das baby, öyle değil mi? Das artikelin karşılığıydı. Benim bebeğimi görüyor musun derken akusatiflikte das'ta herhangi bir dönüşüm yoktu, öyle değil mi? Dolayısıyla benim bebeğimi görüyor musun derken ne diyeceğim? Siehst du mein baby diyeceğim, öyle değil mi? Die Tante, evet teyze demekti. Die de dönüşüm oluyor mu akusatifte? Söyleyemedim. Akusatiflikte dönüşme oluyor muydu? Yok, hayır, olmuyordu. Dolayısıyla di şeklinde kalacak. Posesiflikte ne olacak? Benim teyzem dediğimde ne diyeceğim? Meine Tante, teyzemi görüyor musun derken ne diyeceğim? Siehst du meine Tante diyeceğim. Peki çoğullara baktığımızda çoğullarda da dönüşüm olmuyordu akusatiflikten söz konusu olduğunda. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Yeğenlerimi görüyor musun derken ne diyeceğim? Siehst du meine Neffen, yeğenlerimi görüyor musun diyeceğim. Datifliğe bakalım arkadaşlar. Datiflik neydi arkadaşlar? Datiflikte de, da anlamlarına geldiğinde, öyle değil mi? Yani onlar söz konusu olduğunda datiflik giriyordu. Bir tüyo daha arkadaşlar.
mit gördüğümde arkadaşlar, mit ile birlikte demek arkadaşlar. Mit'i gördüğümde bu da demek ki direkt datifi gerektiren bir hal alıyor. Dolayısıyla ben dedemle geliyorum derken arkadaşlar datiflik söz konusu olacak. De opa ne olacaktı? Datiflikten bunu da ayrıntılı bir şekilde datif konusunda görmüştük. De ne oluyordu arkadaşlar? Deyime dönüşüyordu. Das ne oluyordu? Deyime dönüşüyordu. Die, dere dönüşüyordu. Die çoğullarda ne oluyordu arkadaşlar, hatırlayalım. Den ve kelimenin sonuna en geliyordu. Öyle değil mi? Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar, yineliyorum, mutlaka o datif konusunu izlesinler arkadaşlar. Şimdi ben dedemle geliyorum derken deyim opa'ya dönüşüyor dedik az önce. Dedemle geliyorum derken ich komme mit meinem opa. Demek ki dedemle geliyorum. Bebeğimle geliyorum derken ich komme mit meinem baby diyeceğim. Die Tante, die neye dönüşecekti? Dere dönüşecekti datiflikte. Dolayısıyla teyzemle geliyorum derken ne diyeceğim? Ich komme mit meiner Tante diyeceğim. Yeğenlerimle geliyorum derken de ne olacak bu durum arkadaşlar? E-N-N demiştik. Dolayısıyla ich komme mit meinen Neffen demiş oluyorum. Evet arkadaşlar, bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla ve kıyaslayarak gidelim. Das ist mein Opa. Das ist mein Opa. Siehst du meinen Opa? Siehst du meinen Opa? Ich komme mit meinem Opa. Ich komme mit meinem Opa. Das ist mein Baby. Das ist mein Baby. Siehst du mein Baby? Siehst du mein Baby? Ich komme mit meinem Baby. Ich komme mit meinem Baby. Das ist meine Tante. Das ist meine Tante. Siehst du meine Tante? Siehst du meine Tante? Ich komme mit meiner Tante. Ich komme mit meiner Tante. Das sind meine Neffen. Das sind meine Neffen. Siehst du meine Neffen? Siehst du meine Neffen? Ich komme mit meinen Neffen. Ich komme mit meinen Neffen. Possessive Artikel im Akkusativ ile ilgili cümleleri inceleyelim arkadaşlar. Siehst du meinen Opa? Bakın burada arkadaşlar de opa ne oluyordu akkusatiflikte? De'ne dönüşüyordu. Dolayısıyla benim dedemi diyecek olursak ne diyeceğiz arkadaşlar? Meinen Opa diyeceğiz. Dolayısıyla siehst du meinen Opa, dedemi görüyor musun? Buraya baktığımızda arkadaşlar der Vater akkusatiflikte ne oluyordu? De'ne dönüşüyordu. Ben senin babanı diyecek olsaydım ne diyeceğim arkadaşlar? Deinen Vater. Dolayısıyla siehst du deinen Vater, babanı görüyor musun demiş olacaktım. Buraya baktığımızda der Onkel neydi? Dayı, amca, enişte anlamlarındaydı. Dolayısıyla neye dönüşüyordu akkusatiflikte? Dine dönüşüyordu. Onun dayısını görüyor musun derken ne diyeceğiz arkadaşlar? Siehst du seinen Onkel, değil mi? Der dine dönüşmüş olarak karşımızda çıkıyor. Die Cousine neydi arkadaşlar? Bunların tamamını biz aslında aile konusunda görmüştük. Böyle ikilemde olan arkadaşlar ilgili dersi mutlaka izlesinler. Die Cousine, kuzenim. Dolayısıyla bir kadından bahsetmiş oluyorum. Dolayısıyla bu ne olacak? Die Cousine, bizim kuzenimizi derken ne olacak bu arkadaşlar? Unsere Cousine, kuzenimizi görüyor musun derken ne diyeceğiz arkadaşlar? Siehst du unsere Cousine, bizim kuzenimizi görüyor musun anlamında. Evet, buraya baktığımızda arkadaşlar eure Mütter neydi? Yani karşımdaki bir gruptan kasıt. Eure Mütter, yani sizlerin annesi. Şimdi bu siehst du ile olacak olsaydı arkadaşlar bir anlam kayması olabilirdi. Bu sebepten ben şey diyebilirim. Annelerinizi görüyor musunuz diyecek olsaydık ne olacaktı bu arkadaşlar? Seht ihr eure Mütter? Evet, annelerinizi görüyor musunuz? Ne diyeceğiz demek ki?
eure Mütter, seht ihr eure Mütter sorusunu sormuş olacağız. Buraya baktığımızda arkadaşlar, ihre Kinder, yani onların çocukları deseydik ne olacaktı bu? Gene bu siehst du ile söylenebilirdi. Onu da şöyle yazalım. Ne diyeceğiz o zaman? Siehst du ihre Kinder, onların çocuklarını görüyor musun diyecek olsaydık, değil mi? Ya da bu ihre'den kasıt bu şey de olabilirdi arkadaşlar. Bir kadından da bahsetmiş olduğumda ihre olabilirdi. Öyle değil mi? Dolayısıyla onların çocuklarını görüyor musun derken siehst du ihre Kinder da diyebilirdik. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Siehst du meinen Opa? Siehst du meinen Opa? Siehst du deinen Vater? Siehst du deinen Vater? Siehst du seinen Onkel? Siehst du seinen Onkel? Siehst du unsere Cousine? Siehst du unsere Cousine? Seht ihr eure Mütter? Seht ihr eure Mütter? Siehst du ihre Kinder? Siehst du ihre Kinder? Şimdi de datifle ilgili örnekleri inceleyelim arkadaşlar. Datiflikte cümlenin içerisinde özellikle mit varsa bu datifliği gerektiriyordu. Şimdi buraya baktığımda der Freund arkadaş demek. Datiflikte ne oluyordu bu arkadaşlar? Dem Freund, dolayısıyla benim arkadaşım ile birlikte, onunla birlikte derken ich komme mit meinem Freund, arkadaşımla geliyorum demiş oluyorum. Buraya baktığımızda der Bruder neydi? Erkek kardeş demekti. Dem Bruder, deinem Bruder, senin erkek kardeşin ya da abi de olabilir bu. Ich komme mit deinem Bruder, senin abinle geliyorum. Bakın ne olmuş? Dem olmuş. Burada da aynı şey söz konusu. Der Onkel ne olacak arkadaşlar? Dem Onkel, seinem Onkel. Burada bir erkekten söz konusu. Onun dayısıyla geliyorum derken ne diyeceğim? Ich komme mit seinem Onkel diyeceğim. Die Freundin kız arkadaş demekti. Die de ne oluyordu arkadaşlar datiflikte? Dere dönüşüyordu, öyle değil mi? Dolayısıyla bizlerin kız arkadaşıyla burada bir tane kız arkadaşı söz konusu arkadaşlar. Bizlerin bir kız arkadaşı var. Onunla geliyoruz derken ne diyeceğiz? Ich komme mit unserer Freundin demiş olacağız. Sarı neydi arkadaşlar? Bu çoğul anlamdaydı. Die Geschwister, die Geschwister ne demek arkadaşlar? Kardeşler anlamında. Ancak burada datiflikte ne yapıyordum arkadaşlar? Den ve kelimenin sonuna ne geliyordu? En geliyordu burası. Çok önemli arkadaşlar. Dolayısıyla sizlerin kardeşleriyle geliyorum derken sizlerin euren Geschwistern demiş oluyorum. Dolayısıyla cümle içerisinde bu ne olacak arkadaşlar? Ich komme mit euren Geschwistern demiş olacağız. Buraya baktığımızda die Kinder çoğul gene, ihren Kindern neydi bu? Onların çocukları, onların çocuklarıyla geliyorum derken ne diyeceğim? Ich komme mit ihren Kindern demiş olacağım. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Ich komme mit meinem Freund. Ich komme mit meinem Freund. Ich komme mit deinem Bruder. Ich komme mit deinem Bruder. Ich komme mit seinem Onkel. Ich komme mit seinem Onkel. Ich komme mit unserer Freundin. Ich komme mit unserer Freundin. Ich komme mit euren Geschwistern. Ich komme mit euren Geschwistern. Ich komme mit ihren Kindern. Ich komme mit ihren Kindern. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Dersimizde possessive article im nominativ, akkusativ und datif konusunu ayrıntılı şekilde incelemiş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.